ondan sonra podcast Euroleague podcast'in yeni sezon 21. bölümüyle karşınızdayız ben Sezai Mert Adam ben Sem çocuğu sen çocuğu selamlar selamlar merhabalar merhabalar ikinci yarı başladı yorulik'te ve de Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'in galibiyetlerini gördük bu hafta. Evet, bir zafer bir... haftası oldu bu hafta. Zafer haftası oldu ama senin için çok ama çok kötü bir hafta oldu. Neden? Kaybettik. Ya, aman nasıl bir kayıp. Yani sen bu kaybı acaba buradan nasıl döndürürsün? Yani kaybetmekten yani arka arkaya kayıplar ve sonra bu hafta yaşanan trajedi. Senin için çok ağır bir trajedi oldu. Detayları kaybettim. Ya ben bunu e, programın yani sonuçları alacağız şimdi. Ya hani orada tahminlerimizi değerlendireceğiz ya. O tadını oraya bırakmak istiyorum ya. Şimdi söylemeyeyim. Okey. Tamam ya, öyle tadını çıkaracağım yani. Hı hı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> peki tamam. Dinliyorum. Evet. öyle masum masum peki diyerek kaçamazsın. Hesap günü geldi. <laughs> Peki, hesabımızı verelim ya. bir. Evet, hesap. Free win verdik sana ya birkaç tane, onu biliyorum ya, da. Free win, free win. İşte o free win'lere de geleceğiz şimdi. <laughs> şimdi e, efendim bu hafta e, tabii ki maçların e, çok enteresan sonuçlar alındı. Favorilerin de kaybettikleri bir hafta oldu. fenerbahçe Beko Efes'ten bahsedeceğiz, maçlardan bahsedeceğiz. E, General Manager anlamına gelen e, takımların... GM'lerin genel menajeri. genel menajerleri üzerinden yapılan, onlar için yapılan geleneksel anketin sonuçları üzerinden laflayacağız biraz bunlar üzerinden ve tabii ki haftanın koçu, oyuncusu ve takımıyla e, tahminleri ve Euroleague özel bilgisiyle bağlayacağız Sayın Sem çocuğu öyle değil mi? Aynen öyle, evet. Baştan söyleyelim, yani aslında çok değerli ve sadık bir kitlemiz oluşmaya başladı. Hepsine buradan teker teker selamlarımızı sunalım. Yine 350 civarı yanlış hatırlamıyorsam bir izleme aldı geçen bölümümüzde ve de güzel yorumlar da geliyor. Bir taraftan abone sayısı da buna bağlı artıyor ve tabii ki bu bölümü, bu programı dinleyenlerin abone olmalarını, beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ederiz. Ee, ve de olabildiğince bu yorumları geri dönüş yaparak sohbetimizi e, devam ettiriyoruz bir hafta boyunca. Buradan da tüm basketbol ve EuroLeague sevenlere bu talebimizi bir kez daha e, iletmiş olalım. Sen çocuğu hazır mısın? Evet, hazırım. Dopdolu ve keyifli bir bölüm olacak. ben bana, bana öyle geliyor. Evet. o zaman hatta ben bu bir şey daha isteyeyim e, Takipçileri teşekkür ederiz yorumları için. Hatta bu bölümde de birkaç cevabın da olacak bazı takipçilere. Evet. Bir, bir noktalarla alakalı. E, bu tarz e, geri dönüşleri her zaman yapın arkadaşlar konuşalım. Tartışalım. Dekolo, dekolo üzerinden vallahi bana destek geldi geçen bölüm üzerinden. Fenerbahçe bölümünde sen cevaplarını bir iki onda konuşuruz. Evet ona zaten değinecektim ben. De. Evet, bir tamam, dekolo okay. tayfa var burada. Tabi tabi dekolo tayfa başkanıyım ben de. Evet. <laughs> Peki o zaman Euroleague yeni bölüm başlıyor. Şimdi Sayın Sam Çocuğu hemen keyifli keyifli haftanın geride bıraktığımız haftanın sonuçlarından e, bahsedelim. Ve de bu esnada senin skorunu söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bana vermiş olduğunu iddia ettiğin free win dahil. Bak en önemli kısım burası yani. Bana free win dediğin maçta dahil olmak üzere 4-0, 0'a karşı 4-0 kaybettim bu hafta. Çok ve kötü. de benim tarafından ben de bu hafta rekor kırmışım farkında değilim. Eee 9'da 8 bilmişim ben de. Ortak olarak ikimizin bildiği toplamda da dört tane maçta doğru tahmin yaptık, ortak tahminler. Ayrıştığımız maçlarda ise 4-0 ben kazanmışım, bir maçta da şeyimiz var, ikimizin de yanlış tahmini var. Bu arada bizim bölümlerden sonra iki haftadır Ömer Altuner isimli takipçimiz, abonemiz diyeyim. Ömer Altuner'e buradan sesleniyoruz. O geçen değerlendireceğiz demiştim, o da tahminlerde bulunmuş. Hiç tutturamadım abi diye yazmış ama bu sefer ben kontrol ettim Ömercim. Ee... ...dörtte, yani dokuzda dört yaptın... ...sen bu arada. E buradan da... ...Ömer Altuner'e selamlarımızı sunalım. Ömer, e, sen de... ...sen çocuğundan geri kalır yanın yok yani... ...Ömer'in de. Aynen, evet. Aynı yani aynısını performans <laughs> <laughs> kestiniz Ama bu işler yani. böyle. Şimdi... Çalışın, biraz mesela, daha ders çalışın. İlginç de var. Şimdi ders çalışmakla da alakası var. <gülüyor> <gülüyor> sen sonuçları söyle. Mesela ben ek bazı yorumlar yapacağım. E tabii şimdi, öyle olacak tabii. Şimdi geçiyoruz... ...sonuçlara. Kızıl Yıldız-Fenerbahçe... ...maçı çok güzel bir maçtı bunu konuşacağız zaten birazdan 73-71 Fenerbahçe-Beko deplasmanda kazandı. İkimiz de Fenerbahçe demiştik burada bir problem yok. Alba Berlin Makabi maçında 85-73 Alba Makabi deplasmanda kazandı. İkimiz de Makabi tercihiyle doğru tercihte bulunduk. Panathinaikos-Zenit maçında Zenit 89-77 Panathinaikos'u devirdi. Burada ikimiz de hatalı e, tahmin yaptık e, ve Zenit değil Panathinaikos dedik. Panathinaikos'a ayrıca konuşacağız buradan duyurusunu ya, yapalım. Bovoras gitti bu arada o. Bavarası o, o, o kaybettik. Dedik, o da çıktılar. Evet. Panathinaikos'a bir e, parantez açacağız. Ve devam ediyoruz maçlara. Barcelona Valencia 89-72 Barcelona kazandı. Burada ikimiz de Barcelona tahminini doğru yapmışız. E, ve jalgeriz Himki şimdi başlıyoruz artık. jalgeriz Himki 27 sayı farkla 102-75 Jelgiris evinde -Himke devirdi ve burada ilk kolümü attım Bay Himki'ye sen Çocuğu, Bay Himki Semt Çocuğu'na. Biz Himkiciyiz o yüzden Himki'ye yani, verdik. Işte 20 sayı sayıp farklı yersin öyle işte. <laughs> Evet kötü oldu ya çok evet <laughs> onun hakkında da konuşacağız zaten. <laughs> Aynen öyle. Jalgeris de iyi iş çıkardı bu hafta. Olympiakos Bayern Münih nefes kesen bir maçtı ve 84-82 Olympiakos kazandı. Bu da ikinci doğru tahminim olmuş sen çocuğuna karşı. Anadolu Efes'in deplasmanda 102-80 galibiyeti ikimiz tarafından da öngörülmüştü. Ve de bir başka şeyi atladım bu arada ya. Baskonya'yı atladım. Asıl bomba orası. Baskonya'nın galibiyetini doğru tahmin ettim. 95-93 bir golle burada. Ve Real Madrid Milano burada da 80-76 Milano kazandı. Bu da diğer doğru tahminimdi. Yani, yani senin Milano ve Baskonya tahminlerin için canı gönülden tebrik ediyorum. Bence gerçekten. de bir tebrik ettim. gerçekten. Yani Diğerleri... Bu gerçekten de bu ikisini harbiden Aynen. tebrik ediyorsun. Bunlar ben de zaten öyle düşünüyorum. Dört ben... gollük sayılıyor yani, dört <laughs> sayı sayılır yani. Çok <laughs> doğru söylüyorsun. Bunu da nereden söyledim? Ben hani hatırlarsan yorum yaparken şey dedim hani ben CSK'nın kaybetmesini kovalıyorum dedim. Ee, diğer tarafta da Milano'dan böyle bir şey bekliyordum ama hani şimdi geçeceğiz oralara çok detay girmeyelim. Real Madrid'in eksikleri. Ama sen Milano'ya da güvenen bir takım. Kesinlikle. Zaten. Evet evet. Kesinlikle güveniyorum Milano'ya. Potansiyeline güveniyorum sezon başından beri. Beklentiler bu hafta karşılık bulunca böyle bir skor çıktı. Ee, bakalım önümüzdeki hafta ne olacak. Ee, seni de tebrik ediyoruz katıldığından dolayı yarışmaya. Ee, <laughs> Rica ederim. <laughs> demek her zaman. Önemli olan katılmak. Önemli olan katılmaktı evet. Önemli olan katılmaktı. <laughs> tadını çıkarıyorum. Nasıl tadını çıkarıyorum? Böyle evet, bir tadını evet, çıkarıyorum. Önemli olan böyle sizin gibi özel bir podcast'a ağırlanmak benim için. Yok anem. efendim bu, bu ağırlamaktan geçti zaten. Ev sahibi oldum. <laughs> Ağırlaması mı kaldı? 21. <laughs> programı yapıyoruz ya. Nasıl bir ağırlama o böyle? Ya ama ben Baskonya'nın bir trik yapacağını söylemiştim. yani Ben hep tersine Kesinlikle. gidiyorum Baskonya'nın. Onunla da ilgili konuşacağız. biz Çok iyi maçtı ya. Çok sağlam maçtı. Onu söyledin ama sen zaten. Baskonya e Şimdi ben dedin CSK diyorum, Baskonya kesin fark atar demiştin. Ee, onu da tabii not edelim, senin Baskonya ile ilgili bir alerjin var. O hep ne diyorsan tam tersini yapıyorlar onlar zaten. Ee, onu da hakkını verelim. Şimdi Fenerbahçe-Beko'ya geçelim o zaman. Fenerbahçe-Beko, e, Kızıl Yıldız Deplasmanı'nda kazandı. İkinci yarının ilk maçı, e, ilk yarının... ...ilk başında da kazanmışlardı. Bir kez daha kazandılar. Senin burada güzel bir yorumun olmuş geçen bölümde. Aynen katılıyorum. Ben hatta atlamışım galiba konuşurken. Aklar karalar belli olacak diye. Maçı seyrettiğim zaman tam da senin bu yorumuna denk düşen şeyler düşündüm. Aslında buradan konuşacağım ben de çok teknik analize girmekten ziyade. Yani teknik analiz olarak şunu söylemek lazım sadece. Ee, aynı Kızıl Yıldızı Fenerbahçe sezon başı maçta evinde gayet benzer bir tempoda yenmişti ve umutlar beslenmişti. Döndük, dolaştık, inişler Uzun bir iniş, daha sonra kriz, sonra çıkış süreci ve yeniden kızıldız galibiyeti geldi. E, temkinli olmakta ve artık hani böyle uçmadan kaçmadan ne fazla negatif ne fazla pozitif olmadan düşünmekte yarar var. Bu sonuç bana bunu hatırladı. Artık realist yaklaşım var kesinlikle. Yani o zaman bir, bir yorumum vardı sezon başında e, belki dinleyenler hatırlar. E, Fenerbahçe Beko iyi, e, çok kötü bir sezon gelmeyecek ama bu takımın seviyesi için yine de çok da büyük beklentiye girmeyin demiştim. Ee, daha sonra üst seviye takımlarla yaşanan maç, yapılan maçlardaki sonuçlar bir takım krizler yarattı taraftar bazında. Bence böyle bakmaya devam etsin taraftar. Yani hiç kimse e, yine böyle arşa e, taşımasın kafasında bu takımı. Benim için bu maçta önemli olan şey şuydu. E, aklar karalar yorumundan hareketle söyleyeceğim bunu. Birincisi Lorenzo Brown. Aklar tarafına geçti. O da gerçekten saniye. Mi? Ya şöyle bir yerden söylüyorum bunu. Bu son saniye basketinden bahsetmiyorum. Benim için hmm. şöyle Lorenzo Brown'un yanında Ulanovas'ta e, aklar tarafında yer almak. Yani bunu aklardan karardan çıkartalım da biz bu takımın özellikle Lorenzo Brown için söylüyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Min e, şeyini iki haftadır veriyor. Çünkü guard rotasyonu çok tartışılan bir alandı. Zaten son iki maçları Brown'un geriye çekilmesini de görüyoruz. Kudur için gelmesiyle beraber Kokoshkov'un tercihinde ilk sıra olmaktan çıktı Brown. Ama buna rağmen e, o ısrarlı bir şekilde oyunun içinde yer almak, başa taktır olmak için uğraşıyor. Maçın kritik zamanlarında sorumluluk alıyor. Çok değerli bence bunlar. E, bir de Bartel-Veseli ikilisinin gitgide daha da keyif veren bir ikili haline gelmesi. Gudur için takıma e, ciddi bir katkıda bulunmuş olma. Yani hakikaten ben bu kadar beklemiyordum. Gudur için gelir gelmez takıma bu kadar e, pozitif efekt edeceğini beklemiyordum. E, ve de tabii ki Duham Pierre'den de bahsetmek gerekiyor... Duham Pierre e, bu takımın parantez köşeli parantez falan hani şekilli parantez Kesinlikle yani ilk 5 oyuncu <laughs> yani ideal 5'te Ulanovas vardı sezon başı tasarımında. Artık Pierre var ama önemli olan 5 çıkmak değil. Duchamp Pierre'in bu takımın e, o da işte o aklar tarafına geçti. Burada e, tartışılacak olan e, ilk ilk oyuncu tabii bu, bu maç özelinde de baktığın zaman e, Johnny Hamilton bunu sana soracağım. İyim. E, 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 burada tartışma yerken tek bir oyuncu var Nando De Colo. Yani şimdi ona. Johnny Hamilton'a galibime herkes gidiyor yayında da yani böyle. <laughs> İsmail Şenol'un yaptığı yorumdan hiç hoşlanmadım. Yani çok hedef gösterir gibi yaptı da. Evet. Bu adam ne oynadı? Bu adam ne ritmi buldu? Ne yakaladı? Dikte bile oynatmıyorsun sen bunu. 10 dakika koyuyorsun böyle bir maçla atıyorsun ortaya. Ne bekliyorsun yani? Hani mesela yaptığı yorum şöyleydi. Direkt mevzuya girdim. Özür dilerim. Ama Gildir. bunu söyleyeceğim çünkü çok doldum. Yani çok. Bence zaten. hoş değildi yani. Ben yani. Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusunu yedirtmem yani böyle. Hı -hı. Hani yememeli de kimse. Mesela şimdi gelip işte mesela diyor ki işte şu ana kadar zaten kağıt üzerinde ne yaptığı da belli diyor. İşte eksi verimlilik puanı. Bunu dediği anda Ahmet Düveroğlu'nun da eksi dört verimlilik puanı vardı. Hı -hı. Hani ben demiyorum ki Ahmet Düveroğlu'nun işte hedef göstersin. Ama yani sanki Johnny Hamilton, Ahmet Düveroğlu kadar fırsat almış, rotasyonun içine girmiş, görev almış, sorumluluk almış, bir şeylerde başarısız olmuş da ders alamamış gibi konuşması pek hoş değildi. Burada Ahmet Düveroğlu'nun aslında biraz yani onu o yani onun mesela kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Johnny Hamilton'ın ben hala ısrarla söylüyorum. Daha çok süre alması lazım biraz özgüven kazanması lazım, oynaması lazım. ...işte bu, burada biraz eksiği Kokoşkova veriyoruz. Neden orada olmadı, neden oynatmadı acaba? O da muamma ama yani adam yapılı falan yani ben boş olduğunu düşünmüyorum. Yani üzerine biraz çalışılsa e, Ahmet Düveroğlu'ndan bir tık daha fazla verim alabiliriz. Yani çok çok kötü bir tercih. Değil John Hamilton. Herkes neden adama yeteneksizmiş gibi bakıyor. <laughs> Anlamıyorum işte. Mesela işte Twitter'da yorumlar falan şey işte ya zaten adamın tipinden belli ya sen hayatında kaç tane basketbolcu gördün de adamın tipinden belli düsman yani <laughs> kazma oldu yani Johnny Hamilton yani nasıl diyeyim mesela şimdi bazı oyuncular vardır mesela çok garip bir e, serbe işte atış şekilleri vardır işte kimdir mesela Sean Marion mesela hani garip hmm. bir atış şekli vardır Efendime mesela Grigonis mesela diyor dedim ya çok garip bir atış şekli var falan böyle hmm. yani mesela onun üzerinden yoruma yani ne biçim atışı hiç teknik değil yani hani göze hoş gelmiyor falan. Hani bu adamın öyle bir şeyi de yok hani bunu yorum yapabileceğin bir nokta da yok yani. Yani, yani tamamen ben, şey ben aslında... bu kızın yıldız başında girip sıçması normal yani adamın ne oynadı ki adam ne yapsın <laughs> yani zaten. Böyle bir şey. Aslında bu oyuncularla ilgili yapılan yorumlardaki teknik analizlerde bütün herkese ben kendi tarafından şunu tekrar hatırlatayım. Burada da e, konuşurken bunu kastetmiyoruz. E, ya yani burada bahsettiğimiz oyuncular 10 yaşından beri basketbol oynayan, Euroleague seviyesinde oynayan, e, zamanında NBA'de oynamış ya da o seviyeye kadar gelmiş, e, düzenli olarak spor yapan e, hmm. profesyonel profesyonel basketbolculardan bahsediyoruz. Bu anlamda basketbol bilgisi e, bu arkadaşların hepsinin e, to, hepimizi toplar onla çarpar kenara koyar. Dolayısıyla e, bu oyuncuların eleştirilerini yaparken bizler yani tabii zaten biz spor gazeteciliği yapan insanlar değiliz ama onlar da dahil olmak üzere bu işten para kazanan yorumcular da olmak üzere herkesin dilinde şuna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bizler şu anda yaptığımız şey e, herkes gibi ...bu oyunu seyreden... ...bir atık ötesinde gönül veren... ...takım taraftarlı yapan insanlarla... ...bu eğlenceyi paylaşan... ...biraz daha bunu hale yola koyup... ...sohbetini yapan insanlarız. Ama bir adım ötesinde... ...oyunculara bu isimlere kalkıp da... ...oyunun nasıl oynanacağını öğretmelere... ...veya o oyuncuların... ...kapasitesini, yeteneğini vesairesini... ...sorgularken kullanılan tuhaf... ...kelimelere girmemek gerekiyor. Çünkü ben olsam onların yerinde... ...böyle şeyler dinlediğimde veya okuduğumda... Mark güler James geçerim. direkt küfürü basıyor ya. Ben güler geçerim yani. Diye. güler geçerim abi yani saçmalamayın yani. Mark o James zaman... diyor, sen hayırdır ya kimse. Aynı senin dediğin gibi böyle öyle çatıra söylüyor Twitter'da. Ama onu bu böyle. Ama yani. bu böyle yani şimdi. Hadi diyor, sen hayatında kaç defa maça çıktığında gelip bunu yani, falan i̇şte diyorsun. Diye çıkış yapıyor yani. Ama öyle. Haklı yani, olarak. Ya yani şöyle bir şey. Biz aslında tırnak içinde belki hoş olmayacak bir şey söyleyeceğim ama tüketicisiyiz bu işin ve tüketici Hı -hı. müşterisidir aynı bu işin bu bu aslında şöyle bir yerden karşılanmalı. Bu işin haddi hududu şudur. tüketici şikayetidir bunlar. Yani Tüketici şikayetini yaparken der ki ben tüketici olarak aldığım üründen memnun değilim der. Ama üreticiye oyunu nasıl üretti, üretilmesi gerektiğini söylemez. Evet. Ben üründen memnun değilim der. Biz tüketici şikayeti yapıyoruz şikayet ettiğimiz zaman. Sevdiğimiz zaman da tüketici tebriği yapmış oluyoruz. E, yıllarını spor yazarlığına vermiş olan insanlar da bu sınırlarında kalmak zorundalar. Yani yapacak bir şey yok. Gazetecilik başka bir şey ama e, yorum dediğin şey böyle olmalı. Ee, o anlamda e, ben de böyle bir uyarı yapmış olayım Fenerbahçe Beko'ya dönecek olursak Dekolo diyorsun. Şimdi Dekolo'yu da şöyle maçı izlerken dedim ki ya dedim geçen bölümde sen çocuğun karşısında dimdik durdum. Dekolo şey yaptım. Ama ben bu burada yani, orada da bir yanlış anlaşma gidermek lazım. Ne ben Dekoloculuk yapıyorum ne de anti Dekolo yapıyoruz. İkimizin de aslında ortak noktamız şurası. Ee, dekolo'dan nasıl maksimum verim al alabilir Fenerbahçe Beko? Alamayacaksa çözümü ne olur? Bunun yöntemleri üzerine konuşuyoruz. Ama benim inancım şu az önce senin Hamilton için söylediğin özgüven eleştirisine aynen katılıyorum. Aynı şekilde De Colo da kendisini Brown gibi Brown'un son iki maçta özellikle Brown'da gördüğüm bu ya ben bu takımın oyuncusuyum ve de şartlar ne, ne olursa olsun o şartlara uyum sağlayarak bu sezonu iyi bir şekilde bitirmek zorundayım ve rolümü buna göre oluşturmak zorundayım inancını yerleştirirse e, Dekolo da en azından iyi bir sezon sezon bittikten sonra bakılır ama bu sezonda e, ondan beklenen şeyler gelirse o senin söylediğin Hamilton katkısı gelirse işte o zaman e, benim kendim naçizane e, hedef olarak Fenerbahçe bekoya bu sene hedef olarak düşündüğüm ismi korumanın bir adım ötesine gidip playoff da yapılabilir bu sezon. Ama ee, önemli olan ismi korumak ve Fenerbahçe-Beko'da o ismi koruma konusunda iyi ilerliyor. Yan ee, Veseli'yi de e, bu şekilde devam etmesi için e, umuyoruz daha da. Yani şimdi şöyle bir görürüz. şey de var. Mesela Johnny Hamilton'dan beklentiler derken yani mesela şu an Fenerbahçe'nin hücumsal olay... Yani bir numaralı sorunu hücum değil kesinlikle. Fenerbahçe'nin bir numaralı sorunu savunma hatta rebound. Bu maçta da yine e, çok öne çıktı. Ama Veseli ve Guduric sağ olsun... ...pek hissettirmediler ama çok önemli yani e, sıkıntılar vardı bu konuda. E, yani mesela Johnny Hamilton oyunun defans yönüne kazandırılabilir bir şekilde. Savunma sertliğine yardımcı olabilir vesaire veya reboundlara yardımcı olabilir. Şimdi adamın dönüp eski şeyine baktığında... ...double double'a yakın e, işte sayı rebound ortalamalarıyla bitirmiş her takımdaki kariyerini. E, Dekodaki sorun ise topun sürekli onda olması ve yanlış tercihleri kurması oyunu sürekli ve bunun yani. da takıma artık çok zarar vermesi yani olay şeyi geçti yani formu form yakalamamayı geçti yani mesela Dekolo 4 top kaybıyla bitirdi maçı ee, yapmamız Dekolo gibi yani. bir oyuncunun dört top kaybı yapmasının karşısına... normal üç tane top çalması koyması lazım beş tane top çalması koyması lazım yani veya sekiz dokuz asist koyması lazım. Ya mesela çok küçük bir örnek vereceğim. Bu bugün yayınlanan NBA podcast'te e, geçen e, dün gece yaptığımız yayında şimdi Don ilgili tam da bunu konuştuk. Dedik ki yani dört tane tam dörttü galiba. Dört tane top kaybı var ama altı tane top çalmış. Yani şimdi topla çok oynayıp o topu o topla oynamanın hakkını veren bir lider oyuncunun bir maçta dört top kaybetmesi sorun olmaz. Ya normal ama, Mike James de zaten sürekli top kaybediyor. Evet, yani. Ama dört top kaybının yanına mesela sen 3-5 sayı koyuyorsan e, ...o zaman lider oyuncu olmuyorsun... ...yani o zaman kötü bir... E, ...maç çıkarmış oluyorsun... E, ...dolayısıyla... dekolo pozisyonunun, e, o rolün... E, ...hakkı o değil e, ama... ...zamanı da yani... ...en azından bu süreçte şu anda... işlerini iyi gittiğini söyleyebiliriz... ...bu arada Bobby Dixon, Ali Muhammed sakatlıktan döndü... ...Orman Spor maçında oynadı... Hmm. E, onun, ...Alex Perez bu maçta da oynamadı... ...Alex Perez Orman Spor maçında da oynamadı bu arada... ...Alex Perez bekleniyor... E bakalım Alex Perez'in %100, ben Erdem Can'ın açıklamasını ı, okudum, %100 hazır olunca başlayacak. Hmm. E, o da henüz %100 hazır değilmiş. Evet, takımla beraber olduk. geziyor şu anda. Aynen <laughs> ama e, yani dediğim gibi, hiç, yani şimdi ya sonuçta uzun bir maraton, lig falan var. Bir de yani nereden bakarsam bak aslında şu an işin başındasın, ortasında da değiliz yani. Evet. Daha playoff'lar var, lig playoff'u var, Euroleague falan ne i̇şte olacak? Playoff'a kalırlarsa oynarlar. İşte o zaman aslında bize fayda, yüzde yüzüyle fayda sağlıyor olması çok daha faydalı evet. olur tabii. Ama playoff'a kalmazsa, e, ya aslında da oynayacaktım ama işte kalamadık artık seneye der o zaman. E, öyle bir şey olur. Bakalım neyse. Alex Perez'i ben çok merak ediyorum Fenerbahçe katkısı nasıl olacak. Hakikaten çok merak ettiğim bir konu. E, Fenerbahçe-Beko için yine de e, işlerin yolunda olduğu sonucuna varabilir miyiz? Eseli lider Ben liderim demeye devam ediyor Dijon de Pierre de yani mükemmel bir altıncı adam ya gerçekten senelerdir böyle bir adam lazımdı sana. Yani nasıl diyeyim? Evet. Kalin için yerini iyi doldurduk. Valla Kalin için de ötesine geçebilir Dijon Pierre. Oyun tarzına baktığınız zaman. Biraz daha istikrarlı şut atarsa İstikrar. dışarı dedin ya oradan hareketle de söyleyecektim İstikrarlı ben. İstikrarlı şut atması lazım yani Oyunu savunma yönünde falan yine faal oluyor. Memle top kaybı yapmadan oyunu bitiriyor. Hı. Ama bir, bir dış dış şutlarda biraz daha cezayı kesmesi lazım. Evet. Fenerbahçe-Beko'nun kadrosu böyle giderse kadro kadro verimliliği ve genişliği açısından e, bu sene için e, artık optimum düzeye gelecek. Seneye plan yapabilecek hale gelebilir. Kokoşkov da en azından bir şeyler söyleme e, şansına sahip olabilir. Bir de evet. Gerald Eddy ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Evet. Gerald Eddy'nin o performansının düşüklüğü biraz da oyun kurucu kısmındaki şu andaki kısırlığımızla da, da kısırlıkla da alakası var. Yani ona özel oyun kurmuyoruz hiç. E çünkü şöyle geçen çok bir, artık zorlama şeyler olmaya başladı 3 yani. bölüm önce mi ne konuşmuştuk? Şimdi her oyun yani maç içerisinde e, şey yaptığın zaman işte bazen 4 kısaya dönersin, bazen 3 kısaya dönersin, bazen hatta yeri gelir savunma stilini değiştirirsin. Oralarda da oyuncu tercihleri değiştirirsin ya. O oyuncu tercihlerini o maçın gidişatındaki değiştirdiğin taktiğe göre e, on the pitch dediğimiz o sahadaki 5 oyuncunun kim olduğuna bağlı olarak tercihini yaparsa. Şimdi Ceral Edin'in e, girdiği anlarda bu adamın birinci rolü e, ne yaparsan Üçlük ya, atma. boş evet boş şut yaratmak ona. Yani boş başta olmak üzere boş şut yaratmak. Şimdi boş maçın o anında Gerald Eddie'yi oyuna aldığında e, senin çizdiğin oyunlar Eddie'ye dönük olmalı. Aynen öyle. Yani i̇şte onu sağlamak için dediğine katılıyorum. Senin oyun kurucu müessesen oturmuş olması lazım ki e, onun olduğu o anlarda e, şunu anlamalı oyun kurucu zaten. Ha Eddie oyuna girisi demek ki benim şu anda koçum benden bunu istiyor deyip Aynen. şemayı uygulaması gerekiyor. Dediğin gibi oradan eksikler var şu anda ama oturacağım. Veya şu da olabilir yani hani şu, şu oluyor yani mesela tam birinci alternatif Gerald Eddy ...değil de mesela atıyorum... ...başka birine... ...Mesela Gudur İçli, de aynı anda olabilir... sahada atıyorum şu tabii an. Tabii tabii hepsi olabilir. Şey oluyor. yapıyorum. Yani mesela Melih ile Edi de olabilir. Bu sefer aslında oyun kurucunun... ...iki farklı opsiyonu var. Yani sen daha çok tehditler atmış oluyorsun. İyi bir oyun kurucuyla... ...o iki tehdit çok güzel kullanılabilir aslında. Onu demek istiyorum. Evet, o kız... onu işte... Nando Dekola'dan beklenen Doğu... ...onları yapamıyor şu an yani... Evet onu bakalım işte diyor ya Perez'in gelişi bu iyi trendin e, devam edişiyle beraber son durum işte 2-3 maç sonra ondan sonraki yorumlarda da yazıyorum 2-3 maç daha bekleyelim diyorum insanlara sabır sabırlar bazen hmm. yani iki, üç, ama Fenerbahçe'de işler yolunda. Aa, bu arada Hamilton konusu tabii ki yani şimdi Ekpe Yudov'dan beri bir uzun problemi var Fenerbahçe'de yani o uzun bir türlü hmm. ya Ben hala bir uzun transferi de bekliyorum yani Ahmet de falan olacak iş değil bu uzun rotasyon. Ha, Ahmet'le ilgili onları... problem var diyorsun. Ya Genel Ahmet'le ilgili çok açık bir problem var zaten. Savunma yönünde işi hiç sertleştirmiyor yani hiç. İşte şu anda geçen sene Efes'in e, Dunstan olmadığı zamanlarda Singleton ve e, şeyle e, Sertaç Singleton ve Moerman'la e, çözdüğü bir e, pota altı e, problemini bu şekilde çözmüşlerdi. Şimdilik Veseli Bartel'le e, çözüyor. Ama tabii ki çok da sürdürülebilir olmaz. Mutlaka ya mesela o, öyle bir ezeyiniz. uzunun olması şu anlamda da fayda sağlıyor. Şimdi Yudoh Veseli dönemini hatırlarsan mesela hı. şimdi ön, bu Kızıl Yıldız maçında çok oldu. işte adam değişmeler oldu. İşte şutörün karşısına Veseli koymalar var. İşte o işte şutörün karşısında kalınca ve biz hep hücum ribando veriyoruz. Hı, hı. Şimdi Guduric biraz oraları topladı. Ee, işte i̇şte ona yani orada bir rebound toplayıcısı lazım. 4 numara, numara olur, 5 numara olur. Ve, e, Veseli'nin tepe savunmasından bahsediyorsun değil mi bu arada? Yani Veseli'nin tepe savunması, adam değişmesindeki hmm. tepe savunmalarında... Veseli evet. şimdi şu an rebound toplayıcı biri olmadığından dolayı... Hücum reboundu veriyoruz. Şu an Gudur için biraz çözdü onu ama... Böyle gerçek bir rebound canavarı 4 ya da 5 numara verilirse Veselin'in o alandaki verimi de artar. Savunmamız daha da sertleşir. Daha evet. da çözümsüzlüğe iter yani. Ben kesinlikle bir tane böyle uzun bir rebound transferinin olmasını bekliyorum ama olmayacak gibi duruyor. Olmayacak gibi duruyor ama e, bakacağız işte. Peki o zaman Anadolu Efes'e geçelim mi? Aynen Efes'e geçelim ama mesela bu arada şu anda bizim geçen bölüme yorum atmış... İbrahim Özbunar arkadaşımız. ha, arkadaşımız. Evet. Yani bizim konuştuğumuz muhabbetlerin üzerine aynı şekilde söylüyor. Yani çok belli oluyor artık takımın niye eksik olduğu falan. Yani böyle nasıl diyeyim Einstein olmanıza gerek yok takımdaki eşlemeyen kısımların ne olduğuna bağlı. Hmm. Yalnız biraz tabii benden de daha kendisi optimist çıkmış. Doğru bir iki transfer ile Final Four'a olmaz Şu an hani alacak adam da yok biraz. Hani NBA'den de birileri kalmadı. Evet. Ama yani bu arada kendisine de şunu söylemek istiyorum. Sesim futbol seyirci sesine benziyor olabilir. Doğru söylüyorsun. Evet F futbol seyirci. ses. İkinci ses. İkinci ses ben oluyorum burada Sezai. <laughs> sen birinci sessin kafadan. Doğru ben açıyorum. <laughs> <Evet>. Futbol. <laughs> Basketbol akıl sabır ve taktik. Sezai işte. kadar şekil sesim yok. Aslında sen, ben her zaman söylüyorum. Senin sesin İbrahim Kutluay'ı biz, biz sen çocuğuyuz abi biz işte. Abi İbrahim Kutluay'ı <laughs> övüp durma Orca şöyle benim mi? sesim. Siz İbrahim, İbrahim Kutluay dediğin adam zaten şey ya zor konuşuyor zaten şeyde. <gülüyor> <gülüyor> sen konuşabilen yani o sesi konuşabilen hali. Evet yani. ya İbrahim Kutluay'ın kısa ...nasıyım o yüzden o neyse... <laughs> e, ...şey... E, ...bu arada evet İbrahim yani Arası, böyle ...yorumlarınızı çok uzun, da çok teşekkür ederim çok İbrahim... Yani ...güzel her şeyi söylemiş ya... Vallahi çok teşekkürler... E, ...böyle uzun uzun yorumlar... ...buna da bir tabi biz de buradan cevap vermiş olduk ama... E, ...buradan bir... ...kendisine bir beğeni gönderelim... ...bununla beraber... E, ...tabi biz de yani belki... ...Dekolo üzerine evet. onunla birlikte bir özel bölüm yapmamız lazım... ...belli oldu... ...Dekolo aslında yani şu an... Yani aslında bize gelen yorumlardan da bizimle konuştuklarımızdan da bu takımın bir numaralı sorunu şu an dekol olduğu açıkça belli oluyor. Evet. Ya ben yine de sorun kelimesini değil de eksiklik ya da daha ileri gitmesi anlamında e, konuşmayı tercih ediyorum. Ama çünkü sorun e, biraz daha böyle nasıl söyleyeyim yük olma, e, ne bileyim geriye götürme. Yani bir şey yapacağım ama senin yüzüne yapamıyorum. aslında biraz. Mesela sene başındaki o hakemle takışmaları falan, diskalifiye olmaları bunlar hep biz eksi yazdı yani. Ha ben onu olumlu yorumlamıştım ya işte. O liderlik, e Sen onu olumlu yorumlamıştın liderlik, da ben o zaman bir çok polini... şeyi görmüştüm. Yani. Şimdi yani liderlik gibi değil de bir Fenerbahçe futbol takımına bağlama görmüştüm. Ki evet. haklı çıktım biraz üzgünüm. Bakalım. Bakacağız. O zaman Efes'e Efes, e, <gülüyor> <gülüyor> Efes e geçeceğiz. Bakın. <laughs> evet, aynen öyle. Şimdi konu Efes maçında hiç kesilmiyor evet, evet. Evet aynen ben de öyle. E, ya dekolosundan değil de işte dediğin gibi pozisyona bakıyorum konuya. Şimdi Efes maçında çok konuşacak fazla bir şey yok aslında. Ben sadece şunu söyleyeyim. Maçı izlerken e, basketbol seyircilerini mesela beraber maç seyrettiğim yıllarca basketbol izlemiş olanlara bazen böyle gıcık eden yorumlarım vardır benim. Onlar da... E, o da şudur mesela... E, Efes'in... Asfer karşısında mesela... ilk periyodu 29-15 bitirdi. 14 sayı fark attı. Ve ben şey dedim... Efes maçı kazandı. <laughs> şimdi tabii ben böyle yorumlar yaptığım zaman... yanında böyle basketbol tutkunu... E, arkadaşlarım o zaman... Oğlum, işte gerizekalı mısın? Öyle yorum mu yapılır? İşte bu basketbolla... 20 sayıdan 30 sayıdan bile gelinme falan diye... Sanki ben bunu bilmiyormuşum gibi... E, kızar ederler. E, aslında hikaye o değil. E, şöyle... Şimdi tabii Euroleague'de mesela bir Bayern Münih'in Fenerbahçe'ye geriden böyle bir 20-25 sayı falan geriden gibi geri kazandığı bir maç var bu sezon. Onun dışında e, böyle pek örnek yok. Bunu nereye bağlayacağım? Eğer ben Asvel taraftarı olsaydım şimdi şuradan kızardım, şuradan analiz yapardım. Abi Efes deplasmanında ilk periyotta 14 sayı geri düşersen bu maçı toparlayamazsın derdim. E, bu tarz yorumları Fenerbahçe için yapmıştım İspanya serisinde hatırlayanlar bir, olacaktır. E, yani arada büyük bir güç farkı var. E, Larkin Mišić e, istekli oynuyorlar, Dans istekli oynuyor. Böyle bir atmosferde e, sen asfel olarak ilk periyotta 14 sayıye düşersen bir daha toparlaman zor tabii. Öyle de oldu. Fark da geldi devamında. E, Anadolu Efes için belki artı eksi yönden çok da e, yorum yapılacak veya ileriye dönük konuşacak bir maçta olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle bir maçta motive vaziyette, bir takım halinde oynamak, herkesin rolünü bilerek oynaması, Sertaç'ın artık tam anlamıyla takıma katıldığını görmek falan pozitif taraflardı. Dolayısıyla çok da fazla söyleyince Efes'i tebrik etmekten. Aslında güzel bir artı var burada. Çok güzel evet, şeyler söyledin. Şimdi Efes'e yazılacak en büyük artı. Şimdi Asveli izlediğinde bu sezon şimdi şunu görüyorsun. Asveli ciddiye almayan takımlara Asver hep kafa kafaya oynadı. Çok doğru. Büyük takımlar da dair olmak üzere. Efes burada Asveli küçümsemedi. Barcelona'ya falan karşı oynuyormuş gibi oynadılar. Zaten o yüzden bu kadar rahat kazanlar. Dikkat edersen Asveli ciddiye alan tüm takımlar... Asfel'i yeniyor. Ha, çok güzel yani, ciddiye yok. almayan takımları da hepsini Asfel zorluyor. Çünkü bir noktada Şimdi o küçümseyenler maça bir şekilde psikolojik ortak oluyor bu sefer Asver. Evet. Daha skoru düşürüyorlar. tabii biraz iş at ata dönünce de e, onlar da e, pek atamıyorlar bir noktada kırılıyorlar. Veya bir ritim yakalayamadıklarında evet. e, o şeyi bulamıyorlar. o Efes izin vermedi ona kendi erkenden ritmini buldu. Şöyle güzel bir artı yani Efes her maçı çok ciddiye alıyor artısı verdi bana. İşte bunu. az önce söylediğim oydu zaten. bir takım halinde bu kadar isten yani bu şu 21. haftada 20. hafta diyorum, pardon 18. hafta kaçıncı hafta 19. 18. 18. haftada bu iştahla Asfel Deplasmanı bu arada özür dilerim. Yanlış söyledim. Efes Deplasmanı dedim. Asfel Deplasmanı'nda bu iştahla oynamak e, yazan art Bu ne demek? Bu şu demek. Yani ben Anadolu Efes olarak zaten sezon başı koyduğum şampiyonluk hedefinin arkasındayım. Büyük takımlar bu maçlardaki tam da senin söylediğin gibi e, tavırlarıyla kendilerini belli ederler. E, dolayısıyla e, bu anlamda ben de asıl artı yazıyorum ve sana katılıyorum. Eee Başka var mı Efes'le ilgili söyleyeceğim bir şey bu maçla ee, Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, Alba, pardon Alba diyorum. Asvel A lisansı aldı bu arada. Artık Aa, onlar öyle mi? Da, Evet artık onlar da Euroleague'in dediklisi olacaklar. İyi oldu Fransa işin içine sokmak lazım da Fransa'da iyi bir basketbol Ben Ligi'si. Fransa'da Asfel'in değil Monaco'nun gelmesini bekliyorum yıllardır ya. yani değil seneye değil de tabii Tony Parker abi. Tony Parker evet. varken işin başında Monaco'ya biraz zor o işler. ve <laughs> Fransa'da biraz daha basketin, basketbolun büyümesi lazım bir takımın daha girebilmesi için. Yıllar Veya önce işte, Limoges e, vardı. <laughs> evet Limoges Limoges. El yıllar yani çok eskilerin takımız. Yalçı ya Granitlerin zamanının en baba <laughs> tıkkımlarından limonjini. Yani iyi olur. Seneye güzel bir takım kurarlar umarım. Yani Euroleague'de bir, bir şey gelecek hikaye. vaat ediyor. Onu gösteriyor ya yani Euroleague'de A lisansını alması bana başka bir şeyi e, şimdi mesela Virtus Bologna'da e, Virtus Bologna bu arada bir İngilizce okunmuyor Virtus Bologna e, Virtus Bologna'nın mesela Teodos işli kadrosu Bologna'nın ge 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 geçmiş iki kü basketbol kültürünü falan düşündüğün zaman senin az önce söylediğin Fransa hikayesi Asvel'in A alması ya yani alakalı e, ya Herro ya Merro durumları olacak benim tahminimce önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde. Bu Herro Merro da şu. Ee, abi FIBA EuroLeague çekişmesi alanında e, yani Euroleague'in ortaya koymuş olduğu o ismi ve bugünkü klasmalar baktığın zaman bir kalite alanı var ya Euroleague şu anda. Ya birinci hı hı. sırada. Yani dünyanın en iyi ikinci ligi diye geçiyor. Herkes bunu bu şekilde kabul ediyor. E şimdi ama bir taraftan da kapsayıcılığı sorunlu Euroleague'in. Avrupa basketbolunu kapsayamıyor. Elitlerin kendi aralarında oynadığı lig algısı var. Aralarına birkaç kişiyi alıyorlar ama babalar beraber oynuyorlar algısı var. Şimdi bunun değişmesine dönük e, arayışlar bunlar. Ve bir yerden sonra kaçınılmaz olarak bu birleşim gerçekleşecek. Ne zaman gerçekleşmez? Euroleague NBA gibi kendi parasını kendi üreten bir mekanizma olur. O zaman der, dersin ki abi kuralı siz koyun. Ama böyle bir şey yok şu anda açık konuşalım. Yani Euroleague şu anda kendi parasını kendi üretmiyor. Yani sponsorlardan bile bulanlayabiliyorsunuz. Evet, evet. Yani sponsorlar. o yüzden <laughs> yani zoraki sponsorlar yani. Ya yani aynen zoraki sponsorlara çok belli yani. E, o yüzden e, Euroleague kendi parasını kendi üretecek pazarı yaratmadığı müddetçe ki çok kısa vadede bu zor görünüyor. Burada e, bunun tek bir çıkış yolu Avrupa'nın basketbol markası olarak kapsayıcılığını ve formatını değiştiren bir yere gitmeli. E, bu elitler e, Lordlar kamerası havasından biraz daha çıkmalı. O anlamda Asvin lisans alması bence bunun da bir başka yoldur diye tahmin ediyorum. Evet. Evet. Şimdi. Olsun. Maçlara diğer maçlara geçmeden önce Şu senin söylediğin GM anketi vardı oradan biraz bahsedelim evet, Genel menajerlerle her sene yapılan Euroleague anketi var Sezon arasında Son 5-6 senedir Fenerbahçe Cevaplarının bol olduğu ankette Bu sene Fenerbahçe Hiç yer almadı Onu söyleyeyim yani ya? 8.si düzenlendir Bu bu sene 8. defa Yapıldı ...genel menajerlerle e, bu anket... Yani genel menajerler dediğim... Kokoşkova falan sormadı yani Gerardini'ye... ...Alper'imize Gerardin. falan sordular yani... <laughs> Onların cevapları bunlar. Ee, genel menajerler Final Four'a e, takımlarını şöyle düşünüyorlar. ÇSK Moskova %94'ü ÇSK demiş. Yine %94 bir kesim Barça. %72'lik bir kesim Real Madrid. Ve %55 Anadolu Efes diyor burada Final Mantıklı. Four takımları için. Mantıklı Efes playoff'a atarsa ben 8'den de girse Final Four'a kalacağını düşünüyorum. Yani 8'den ee, öyle... giriş olmayabilir de yani 7 6 5 gibi girer. Ya yani 5 en en kötü en iyi 4'ten girer diyorum ben Efes. Ya şöyle bir şey bence mutlaka bir tane sürpriz yani bu dörtlü e, tahminin bir tanesi olmaz buna olmamaya en yakın takımda her şeye rağmen Real Madrid bana kalırsa. Çünkü yani CSK bir şekilde Itudis'le son dönemde kendi kültürünün dışında İtudis'le oluşturmuş olduğu bir şey var. Barcelona ne yapıp edip bir şekilde Yaskevic'i o Final Four yapmalı. Efes konusunda da söylediğine katılıyorum. Yani bir tane mutlaka her sene Final Four'da bir sürpriz çıkar. Bu sürprize de en yakın takımın ben şu anda en o dörtlünün arasında en zayıf halkının Real Madrid olduğunu düşünüyorum şu an. Da. Ee, bana da Final Four takımları bu, bunlar olacakmış gibi geliyor. Evet işte bana ama sürpriz kontenjanı realin real tarafına. Real mi diyorsun? Evet. Beş maçta birileri onları yenebilir diyorsun. Yenebilir evet. Çünkü e, dengesiz bir gidişleri var. E, yoksa krizden çıktılar. Eski real oldular. E, puan durumunda zirveye e, geldiler. Hak ettikleri noktaya geldiler formanın hakkını veriyorlar. Bu haftaki Milano mağlubiyet e, çok. Son Fenerbahçe ilemiştir Real yani Madrid playofflarda. Abi şimdi tabii mesela benim unutamadığım bazı şeyler var. Yani bu yakın yakın dönemde. Mesela ben şeyi hiç unutmuyorum. Bu Fenerbahçe'nin e, ilk Final Four'uydu galiba. Tabii ilk final foruydu. Neyse yarı finalde de... Real Madrid'de oynadığımız bir elitsinin ağladığı falan böyle Rudi Fernandez'in çeşitli ha, ha, karaktersizlikler ha. yaptığı. Ha. O final forda Olympiakos finale kalmıştı. Olympiakos e, son ya o zaman ikili iki gruptan oynanıyordu. Böyle teklik usulü değil iki gruptan. Evet iki Mesela Olympiakos Barcelona'yı çok temiz geçti. Mesela Barcelona favoriydi orada. Temiz geçti Olympiakos orada onu. E, sonra da e, yarı finalde de şeyi CSK'yı e, elediler. E, finalde Real Madrid'e e, yenildiler ve Real şampiyon oldu. Chelsea, şey, Olympiakos ikinci oldu. Yani bu belli o Mesela bir de Fenerbahçe Beko'nun iki önceki şeyinde yine Final Four'unda mesela e, Jageris sürpriz yapmıştı. Onlar da Olympiakos elemişlerdi. E, bu oluyor playofflarda mutlaka veya Fenerbahçe Beko'nun ilk final forunda işte Lokomotif Kuban gibi şeyler vardı. ben oradan bir tane bekliyorum. Süper. Ki bu sene daha da sürpriz olabilir. Yani birden iki tane sürpriz olabilir Final Four'da. Bakalım evet, göreceğiz. Bakacağız. Evet. Devam edeyim ben. Eee Devam ee, lütfen evet. İzlemesi eğlenceli en eğlenceli takımlar da yüzde %16 cevabını alan 3 takım var. İkisi bizim takımlarımız. Bir Alba Berlin senin takımın. Valencia da burada yüzde aynı oy almış bu evet. Barcelona demişler. Evet. Burada biraz Barcelona' şey gibi olmuş ya bir ara hani şeydi ya Fener her şeyde vardı falan Evet falan böyle yani ona bağladılar biraz Barcelona'ya ben Barcai buraya kimi kim biliyor musun en eğlenceli diye Hı. Kim ee, bak şey olabilirdi ee, Makabe olabilirdi Evet ee, şey olabilir Baskonya mesela çok eğlenceli Bence de baskonya maçlarını izlemesi. Ben öyle düşünmüyorum ama şey çok iyi. Ben Maccabi'ye katılıyorum. Ben Maccabi için... Aynen ben de Maccabi derdim herhalde. Ya, ya ben aslında çok tuhaf bir şekilde... Paratina'yı kurs izlemeyi de var. seviyorum yani. Evet. Nedovic <laughs> izletiyor <laughs> <laughs> ya yani, onu. Paratina'yı kurs izlemesi de eğlenceli yani. Ee, Başka ne devam sormuşlar? Diyeyim, en çekindiğiniz rakipler burada tabii ki de Barcelona ve CSK yüzde yirmi yedi Barcelona yüzde yirmi iki CSKA Diğerine geçiyorum. Bu tartışmayalım zaten bunu bence değil mi? Yani çekinme <laughs> dediğin çekinme. Yani tabii şimdi nerede tabii onlar GM'ler söylüyor bunun cevabını onlar evet. veriyorlar. Evet ama e şans üstünde bu. çekindiğim bir nevi. De tabii yani. tabii yani. doğru. Doğru. olabilir. Hı -hı. Ee, bu seriye yeni çıkış yapan oyuncu e, da Jordan Lloyd her zaman Hı -hı. belirtiyorum. ben evet. de Jordan Lloyd bendi bu serinin e, çıkış yapanı. Mustafa Fall bize 16 <laughs> Benim adam. Ee, evet, senin adın Ama o transfer yapacak belli bence. Ve ha. daha sonra 3. oyuncu da %16 ile Shavon Shields Olimpia Milano'dan. Ya evet, aynen öyle. Bu maçta yoktu bu arada. Real e karşı ben buraya yoktu. Panther yazardım ya. Yani evet Panther da dahil. Milano tabii Milano'dan biri olacaktı burada ya. Milano çünkü yani çıkış takımıyor onlarda hı hı Ama evet yani Shadow Shields hakikaten çok iyi kendisini belli etti ama geride kalanlar var yani. onda. Evet. Çok yani çok böyle nasıl diyeyim? Yani çıkmadı ama hep bir istikrarı sağladı. Ben çıkış e, alanına girer mi tam bilmiyorum ama Lux Sigma'yı derdim bir de. Yani çok önemli bir rol üstlendi şu ana kadar çok iyi iş çıkardı Lux Sigma'da ama tabii hani çıkışa giren bilmiyorum hani bir şey Hı -hı. diyor abi. bilmiyorum. Sigma Jordan Lloyd gibi. ama bunu hak ediyor gerçekten. Evet. Jordan Lloyd bu sene sayım -hı. -hı. E, sayı evet. e, Mr. Clutch yani en clutch oyuncu, best clutch player. E, yani <laughs> şey nasıl çevireceğim bilemedim ama herkes <laughs> anlamıştır. Sence burada kime gitmiştir? Sana ya, sorayım. Mr. Clutch mı? Evet, sence kim seçmiştir? Larkin. Hayır, Mike James. Ya Larkin bu, ya Mike James zaten ikisinden biri. İkinci yok burada, herhalde çok e, şey yüksek aldı. Yani Mark James'ten sonrası hep belki de birbirine yakındı, bilemiyorum veya adamları rencide etmiş. Ama yani de, Larkin değil mi aynı zamanda? Yok hayır sadece tek bir seçim, 172 Mark James. Ay, yani Sen şey, yani, ay, Bence şey ama, de Mark şey. James'iyim. Tamam ona bir şey demiyorum da e, yani bu bu bir de Larkin e ekleyemez miyiz oraya? Larkin'i eklersin, Đovиç'i eklersin, Vilbekin'i yani. eklersin. Ama şu da var Will tabii ya. Larkin... Bence Wilbeck'in daha clutch yani, Mike James'ten bana göre. Evet. Yani şöyle bir şey, e, Larkin'in tabii ki geçen seneye göre daha düş bu sezondan değerlendireceğiz tabii ki Mike James. Yani Mike James şu an çok iyi bir ya sezon. Bu sene yani. öyle ama tabii bu sene evet kesinlikle evet. Mike James kaç tane maç aldı öyle. Ama geçen hmm. sene Larkin'di. <laughs> geçen sene Larkin'di. açık ara ee, en iyi defans. Dur. Bu tartışılmamış. Dur, bir dakika. Aa. Tartışılmamış dediğime göre Tar bunu bilmem lazım. Defans. Aa tartışılmamış. Evet. Aa bir dakika niye benim kafam durdu diyor. Kim? Walter Tavares. Ha, evet tabii doğru ya. Tavares doğru. benim de aklıma savunmasıyla öne çıkan biri gelmiyor aklıma. Doğru. Walter Tavares'in bir de hani ayrıyetten bu sene hem hani tabii ki savunma ee, ...savunmanın beyi olmanın yanında... ...aynı zamanda iki yönlü oyunu... ...ve e, bütün tecrübesini... E, ...yansıtmasıyla çok çok özel bir... E, ...sezon geçiriyor. Yani Real Madrid'in... ...krizden çıkışı ve yeni bir... E, ...kimlikle aslında... E, ...şu anda... ...sahada yer almasının... ...en önemli rolünü... ...beklenmedik şekilde... Hani ...belki bu Yul Fernandez, Rudy Fernandez... gibi isimlerden beklenirdi belki bu taşıyıcılık ama... ...Tavares'ten geldi... Ee, kesinlikle hem savunma ama ben bunu artı bir iki yönünde ilave edebilirim yani sezonun oyuncularından biri olacak yani Tavares ya kesinlikle tabii ki de %44'ü genel menajerlerin Walter Tavares demiş Hı -hı. sıradaki evet. e, en iyi lider oyuncu Yüzde %16 Dur. ile seçilmiş bu en iyi lider oyuncu ee, yine işte beni şaşırttı bu herhalde pilot demişlerdir yani... ya şey hani bir yerden verelim bunlara gibi... ...Scotty Wilbeck'in. Lider oyuncu. Evet en iyi lider Scotty Wilbeck'in seçilmiş... Ama ben bunu söylemiştim ya. Hani hatırlıyor musun mesela? <laughs> bu biraz bana abartı Şu abartı anlamda söylemiştim. <laughs> <laughs> bir abartı geldi. Bak şurada abartı geldi. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Makabi'yi izliyoruz hepimiz. Çok zevkli bir takım. Makabi'de o yer dönüşleri, o savaşları hep sıkatı bir veriyor. Hep ön planda sıkatı bir, var yani takımda. Bir de hani mesela şey demişti ya Fener'e şey biri lazım. Hani sıkatı gibi hani ben Aa, evet. bu o takımı bir yerlere götüreceğim mesajı yani o mesajı almış olabilirler belki de onlar. Ona istinaden genel menajerlerdi en iyi lider Scotty demiş olabilirler. Şimdi Ama lider tartışılır. Kim var peki türlü... başka lider? İşte ona göre iki türlü lider Shane var. şeyin için hemen yapıştır. Bu <gülüyor> <gülüyor> iki türlü lider var. Bir tanesi kendi hırsıyla oynar. Takım mecbur onun peşinden gelir. Yani öyle bir hırsla, öyle bir e, mentaliteli oynar ki diğer yani bu etrafındaki oyuncular e, kendilerini mecbur hissederler. Bu bir liderlik türüdür. Buna en iyi örnek Michael Jordan'dır. Hmm. E, i̇kinci türlü liderlik de liderlikte ise o e, oyuncu takımın her tarafını gözetir, takımı oynatır. Hmm. Ve e, o zaman da oyuncular ona biraz bağımlı kalırlar. E, yani daha böyle geriden yönetimden bahsediyorum. İlk örnek öne çıkıp yönetmek, öbüründe geriye e, takımın da gerisine çıkıp yönetmek. Buna da en iyi örnek yine NBA'den vereceğim. <laughs> Lebron James'tir. Hmm. O oynatır mesela. Jordan da oynatır ama birisi mecbur bırakarak oynatır, öbürü hakikaten oynatır. Şimdi onu nereden baktığına bağlı dolayısıyla. ilk söylediğim lider tipi o yüzden Scotty Wilbeck'in belki ilk söylediğim lider tipe daha yatkın oluyor. kendi hırsıyla oynuyor. Etrafını da harekete geçirmek geçiriyor bu anlamda ama takım yani bu ben ikinci tip liderliği daha çok seven birisiyim. Ruhani liderlik. Ya yani evet yani o oynatıyor. Yani. Çünkü diyor ki yani sen şuraya geç, sen şu şekilde, sen şimdi bunu yap. Hani bu şekilde bir liderlikten söz ediyor. Öyle baktığın zaman ben Mirotic'i şey dedim hani Barcelona lobisinden dolayı vermişlerdir Mirotic'e diye. Hani o bu sezon için Mirotic'ten tabii ki şu anda sezon istatistiklerinde... Daha derin, İsrail lobisi. <laughs> evet ya. Yok. <laughs> İsrail lobisi. <laughs> ee, sezon istatistiklerine baktığın zaman şu anda ee, verimlilik puanı da zirvede de minotiş var aslında ama e, yani kötü bir sezon geçirmiyor. Ya, ama evet şu an ben skatiyi ikna oldum ya biraz. Ya, tamam olur. Bu açıdan baktığın zaman belki evet ama e, öteki taraftan benim söylediğim tarzda ise Mike James ve Larkin derdim ben yine. Peki. Ama tabii ki skatiyi bir şey olurdu ya. Ee, eğer tabii şey eee ...biraz e, başarılı olsaydı... ...daha çok Olympiakos'tan... ...Spanuris falan çıkar diye düşünüyordum ama... ...bir e şey Spanaris, olmadı. Tabi burada Kyle Hines'lar, Datomeler falan da söylenmiştir ama, zaten. Ama, ama şöyle şimdi... ...Spanuris, e, şimdi genele baktığın zaman... yani ...şu anda aktif olarak Euroleague'de oynayan oyuncular arasında... ...Spanuris hepsinin önünde, hepsinin önünde. Yani hmm. o... O şu an müzelik bir adam yani. Ama tabii performansta bir, bir fark yaratmadı. Bu, ama bu sezon'a baktığın zaman zaten bu sezondan değerlendirmişler. Şimdi bu sezondan değil ama bu sezon tabii. Bu senedir, senedir, aynen, bu sene. Evet. Ama genelde Devam tabii zaman ya. <laughs> Evet. Peki, Scottie'ye hakkını verelim evet. zaten. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Ee, en iyi pasör. Kalates. <laughs> Aynı anda söyledik 160. <laughs> yani ben yani kim diye sor, yani sorsam mı bir an ha, Direkt aklıma o geldi Gerek zaten. Yok Kalates yani. Kalates. yani. Kalates. Ee, Theodosic olsaydı işler değişirdi tabii. Ee, en evet. spektaküler oyuncu şu ana kadar. Mike Larkin. James denmiş. Larkin. <laughs> Larkin. Geçen seneydi. Geçen sene. Larkin'den çıkamıyorum ya. Evet. Ve evet, burada en büyük tartışmayı yaşayacağımız noktaya geldik. Best kim? Pure Shooter. en temiz, temiz shoot. shooter, en temiz Nando De Colo. Mevzu, hayır, burada kim <laughs> seçilmiş biliyor musun? Ben söyleyeyim de tartışalım burada hemen. Yüzde 27 ile yüzde 21.8 de Barcelona'dan. İkinci de yüzde ile Mike James. Bence Larkin. <gülüyor> <gülüyor> ya, Allah <'ım> ya. <laughs> Larkin ya Allah'ım ya Rabbi ya. Larkin yapıştır yetsin değil mi? Ya yani şey yok. ben Şimdi burada şöyle. E, şeyler var abi daha ya. Yani Pure Shot, JC Carroll var ya. Siz kimsiniz hani? Kyle Kuliç de var abi, biraz abartı bile geldi. Alex Kyle Kulic'den daha iyi şutör yani. Alex Abrines tam bir şeye dönüştü ya. Hani şu, makineye dönüştü şu Hı. an Avrupa'ya bu dönüşünde. Yalnız şöyle bir şey var işte Kyle Critch de çok iyi bir sezon geçiriyor. Onlar da ya yani bu sezon özelinde belki bu değerlendirme yapmış olabilirler. O da çünkü iyi bir sezon geçiriyor ama temiz şut konusu deyince tabii ki yani sezonla genel arasında tabii ki insan aklı karışıyor. Larkin dedim ya az önce o anlamda söyledim. Ama Mike James oluyor tabii ki yani. Bir zirvede yine. Bilmiyorum bence Mike James'ten daha önde adamlar var ya. Yani Mike James'ün olayı çünkü şey yani oyunu şut üzerinden değil Mike James'in. Mike James delicili de bir adam yani çok. Ama sonuçta şutun temizliği açısından bakılıyor ya şimdi. Ona karşılık olarak e, kimi koyacaksın? Bilmiyorum. Burada ben yani daha birçok bir adam var ya. Yani Alexey bile bunların önünde yani. Alexey Şivet bu pure shooter değil abi. Değil. Yani Alexei Shved skorer diyebiliriz. Hani pure shooter kategorisine hani Prepelic falan sokabilirsin veya atıyorum işte evet, a, Gerald iyi olsaydı mesela girerdi bu tartışmanın içine örnek veriyorum. İstikrarlı olsaydı. Aynen evet. Ama J.C. Carroll mesela ben, bana göre bu Euroleague'in şut konusunda babası odur. Real'ın NBA'de neyse Avrupa'da J.C. Carroll olur yani. Ama sezon bazında işte o da hani Cerali'de gibi. Bu sezonda iyi işte. abi. J.C. Carroll Efes maçını tek başına aldı. 2-3 e, tane daha maç aldı bu sene. Ben sana sayayım yani. Yok tamam işte yani bu belki genel istiklal. Bir de Almaden için değil. altın değerindeydi maçlar yani. Tabii tabii ama Kyle Creech. Kyle Creech evet. Kyle Creech kafayı karıştırmış. Bu bana biraz abartı geldi. O diyeyim. da e, şey, evet. Başka var mı soru? Devam sorun? ediyoruz. Var. Son 2 geldi. Son 3 pardon son 3. Ee, sezonun yükselen yıldızı, Rising Star. Daha önce Bogdanov için aldı. Bogdanov için, Evet. E, o zaman e, ben e, şey diyorum, Tarık Biberovic Tarık Biberovic <gülüyor> hayır <gülüyor> maalesef. Jelis'ten Jokubaitis. 161 genel menajerlerin evet. e, Rising Star demişler. Evet, doğrudur. Doğru, bu sene Jelis'in işleyen parçalarından biri. Doğru, evet. Ee, ve yılın koçu yani şu ana kadar Aa o da koçu. mı var? Evet. Burada zaman... bu da bana biraz abartı geldi. Yok Ay, bence bak söylüyorum Martin gelmiş. Martin Schiller ve Martin Schiller kim abi demiştir genel yöneticiler <laughs> bak. Devam yüzde yirmi yedi nokta sekizde ya çok zor çok zorlama olmuş diz. be abi. Siz ne yani yapıyorsunuz? Yani burada zaten yorumlarda da yazmışlar yani ne kendi yani geriyi vardı sarışa yani şey adam kötü değil ama şu ana kadar hani şey yapmadı yani yani wow Barcelona pes işte bu kadar oynatırdı zaten. Ben diyorum ki şu ana kadar benim tartışmasız en Itudis iyi da birinci Martin Schiller. olurdu mesela. Bence Itudis ya. Ya Itudis de ikinci olur işte benim için. Yani Martin Schiller şundan dolayı abi şimdi ben şöyle bakıyorum. Yine bir benim... Trinker'i var abi adamlar kaç. Aa özür dilerim ya. ya. Dur Itudis'te. Sen, sen beni kafamı karıştırdın ya. Evet Martin Schiller ve Trinker derdim ben. Itudis çok çakalım. Şey daha Trinker'i var burada yani yazık olmuş. Neyse ama Trinquier'in hakkını da son soruda vermişler. Senenin Bilmiyorum. en e, sürpriz yapan takımı %72 ile Bayern Münih. O çok açık zaten canım Bayern Münih. Tabii ki sürpriz takım Bayern Münih bu sene. Ama e, evet yani Schiller ve Trinquier'in konusu şöyle. E, iki türlü koç vardı. Bak şimdi liderlikte şey, iki türlü koç olarak bakma. Bir, bir, bir büyük takımları çalıştıran büyük koçlar vardır. Bir de eldeki malzemeyi en iyi şekilde kullanan kol. İkisi de çok, çok çok değerli. Yani ikisine de hatta örnek vereyim. Mesela eee Pablo Laso, Itudis gibi isimler eldeki büyük malzemeyi iyi kullanan Obradovic'tir mesela bunu bir numaralı. Obradovic hiçbir takımı zayıf takım değil. Obradovic iyi oyuncular alır takımlarına. İyi 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 kadrolar kurdurur yönetimlerini Obradovic ama onları iyi yönetir ve şampiyon yapar iyi, iyi kadro kurdurup onu şampiyon yapanlar büyük hocalardır. O da Obradovic bir örnek. Oradan Yasikevic demişlerdir diye tahmin ediyorum ama bir de Martin Eski Schiller gibi. daha şampiyon yapmadı. Henüz. Ya evet işte yani o, Olur. oradan hareketli ama çok abartı. Tabii çok çok adres olmuş orası. Biraz zorlama olmuş. adres aynen. olmuş. Evet. Ya Trinke ya da Schiller demeleri lazımdı. Ee... ya bence tartışma Trinkieri'yi Tudis arasında geçmeliydi. E, Itudis, de tabii ki büyük koç noktasında. Bir de eldeki malzemeyi ben en iyisini çıkarmanın futboldaki karşılığı benim için Mircea Lucescu'dur. Bir mesela. de Çavi Pasqual'in de hakkı yenmiş. Onu da söyleyeyim yani. Mesela bu tartışma o, o da verildi. O, yani. o da var. Demek ki Pasquale artık Katalonya'da sevilmiyor pek. Evet buradan da Euroleague'in bir e, Barcelona lobisinin tarafından yönetildiğini... Sizi son doğru. şampiyon yapan adam o. Biraz dankör olmayın. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru <laughs> Gerçekten söylüyorsun. Gerçekten öyle ama. Doğru söylüyorsun. Son şampiyon Xavi Pascual. Pascual. Euroleague <laughs> şampiyonluğu mu almışlardı onunla? Evet. Son Euroleague şampiyonu Xavi Pascual ile. Pes içti miydi ya son şampiyon? Hayır hayır. hayır hayır O muydu? O okay. Pascual ile kazandı. Tabii Navarro falan vardı o zamanlar. Ok. Peki teşekkür ederiz anketle ilgili. E, Serçeoğlu'nun mahbarın falan çılgın attığı zamanlar. Evet. E, <laughs> tamam var var mı başka anın şeyle alakalı. Baş <gülüyor> başka, <gülüyor> anı 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 dersen abi anı var ben sana anlatırım buradan. İşte 2006 Ülker Olimpiyakos maçı işte tutku açık nasıl son sahneydi. Eyvallah için. olsun. Aa, Peki bir sonraki bölüme geçiyoruz. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Siz bir sonraki ne bölüm, bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Şimdi öne çıkan maçlar ve haftanın enlerini seçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> öne çıkan maçlar ben biraz tabii aslında ilk haftaydı bu yani Fiksü'nün ilk e, O tatsız tutsuz maçlar diye bir giriş yapmıştım hatırlarsan tahminler bölümünde ama iyi tutturdum tatsız tutsuz maçlarda benim bu maçlarda öyle, dikkat ettiğim hikaye şu aslında biraz onu konuşalım e, Panathinaikos evinde Zenit'e yenildi e, 12 sayı farklı Vovoras e, takımdan gitti ee, ve de biletini falan. Şimdi ya, bir şey şöyle kadar. bir durum var. Biz burada seninle uzun uzun Vovaras konuştuk. Tekrar konuşmaya evet. gerek yok. Ama ben şey demiştim. Hani bu sene sezon başında şunu söylemiştim. Vovaras'ın hedefi bu sezon sezonu bitirmektir dedim. Hı hı. Maalesef hedef tutmadı. Ben başka bir beklentim yoktu. Ee, ama sen bu konuda daha hassassın ee, Vovaras'ın gitmesini protesto falan etmişsin, olay çıkarmışsın, ne yaptın? Ya olay çıkarmadım da şimdi ben her zaman da söylüyorum ya yani, Vovaras çok kötü bir koç değil yani böyle hani nasıl diyeyim gelip böyle şaşırsın falan yani Panathinaikos bir iyi oynayan bir takım yani orada Yunan lobisi biraz Yunan lobisinin mevzuları var bu arada. Onların bir şeyi var, ee, pek oynamamaları, asılmamaları var. Ee, bir oyun kurucu almamaları ama. Bunu var. Bunu konuştuk işte. seninle hatırla. Mesela bunları çözülmemesi ona patladı. Ee, yani bir ceza kesmek istediler. O cezada da nedense gitti yani. Ben zaten yorum yazdım gönderin zaten. Adam bir oyun kurucu alsaydınız hiç bunların hiçbirine gerek yoktu. Ki zaten e, Panathinaikos taraftarları bu karardan da hiç memnun değiller. Ayrıca Diamantilis de zaten maçın son periyodunda salonu terk etti. Ee, hmm. yani Panathinaikos'ta çok farklı karışıklıklar var. Ee, orası bu sene artık gittiler, koptular diyebiliriz. Bay bay Panathinaikos diyebiliriz. Yani, yani şu an toparla çok çok zor toparlanırlar ya. Kim kim gelse olmaz ya. Ee, Popovic Pan falan bile şey yapamaz yani. <laughs> Panathinaikos'un... Geç Pitino'yu şişe eski var ya efsane Amerikalı üniversite antrenörü. O bile kurtaramaz. Kimse şu an <laughs> Panathinaikos'u şey yapamaz. Ee, şöyle e, Euroleague Podcast takipçileri hatırlarlar. E, bu Şu an 21. bölümdeyiz. 10. bölümde Panathinaikos'un kaprislileri diye bir başlık açmıştık. Biz bugünleri o günlerden görmüştük. ...Vavros'ta kapak fotoğrafı da koymuştuk. Panathinaikos'un Kos'un Kaprislileri bu adamın başını yiyecek demiştik. Bundan... Ama çok belliydi yani Papa ee, Petru'nun 3 ay falan önce yapmışız. maç seçmeleri falan böyle toy yani daire evet. olmamaları, Nedovic'e evet. ihalelerin kitlenmesi, Nedovic'in saçmalamaları falan filan derken yani çok, çok güzel bir takım. Çok yani çok katakulleye gitti yani hiç unutmayacağım bir takım, EuroLeague takımlarından biri olacak bu. Evet. Yani 8 Kasım'da yaptığımız programı dinleyebilirsiniz efendim. Evet. Şimdi e, peki. Bob kariyerinde başarılar e, dileyelim o zaman e, ve Panathinaikos'ta falan. kolay Ben Euro falan illa bir yerlerden teklif gelir ona. Euro Cup seviyesini falan duyarız diye düşünüyorum ben. Evet, Euro Cup'da bu arada e, Teodosic e, MVP seçildi. E, ve de Kevin de... O çok çıldırıcı şeyler yapıyor. Konumuz Euro Liga olmasa Euro Cup pot Podcast yapsaydık Teodosic konuşulduk sadece. Tamam o zaman bir de Eurocup podcast yapalım. Ben ya, NBA ben. podcast, Euro bir de Eurocup podcast. Sonra da seni FIBA Şampiyonlar Ligi podcast yapayım. Ben böyle sürekli podcast yapıyorum. <laughs> <laughs> evet. Belki seneye Teodosic döner Euro Liga, bakalım. Şey diyeceğim Teodos hiç e, şey yaptığı zaman MVP ödülü haberi çıkıyor filan. Kevin Durant da Instagram'dan galiba şey demiş. Hayatımda e, aynı sahada olduğum en iyi pasörsün. En iyi evet, pasör şey, demiş. ya benim de yani nasıl diyeyim? Büyük bir onore yani, yani Durant'ın bunu söylemesi. E, çok onur etmiş. Steve Nash yani. ayarında bir adam bence ya. Evet. Hiç. Aynen öyle. Steve Nash, Jason Williams o ayarda yani. Evet. Yani canlı izlediğim için şükrediyorum kendime. Evet. Olarak. Şimdi evet. öne çıkan maçları aslında süremizde biraz daralıyor ama mesela eee evet. Olympiakos Bayern mesela ve CSK evet. Baskonya maçları en Kesinlikle. çok en çok hak ben hak haftanın eden. maçı, maçı biraz ama... konuşulmaya hak ediyor. Evet. Haftanın enlerine geldiğimiz zaman zaten oraya dokunacağız. E... Bayern Olympiakos neden e... kazandı ya da Bayern neden kaybetti bir cevabım var mı? Çünkü Sulukas öyle istedi. Evet çok güzel. Peki Kostas Sulukas'ı sezon başından beri yere yerin dibine batıran kim bu programda? Ya, yerin dibine batırmıyorum da şimdi Sulukas'ı çok seviyorum ben adam yani biz neler neler yaşamışız. Yani adam hani Obra demiş gitti ilk terk eden olduğu için biraz da trip atalım yani ama tabii ha, trip de, attım Sulukas diyorsun. Sulukas'ı tabii ki de. Evet. Sulukas'ı severiz. Yani Kostas... O benim iğnelemem giydirmem öyle ama Sulukas candır ya. Kostas Lukas aslında bu maçta sezon başından beri tam anlamıyla kendisini e, gösterdiği maç oldu bence. Ya biraz, o biraz şey gibi takılıyordu böyle hani ya ben biraz oynayacağım da sporcu sahip olacak gibi falan da böyle. Yani e, i̇kinci bir hali böyle. var. bu maçı tek başına aldı ya. İkinci ciddi bir hali vardı. Bir de biliyorsun yani daha önceden Spanalis'e bıraktığı böyle son toplar oldu. Abi sensin bu takımın abisi al diye blokları yedi Spanalis. Bu maçta ona izin vermedi. Ben dedi eşeğim sağlam kazığa bağlayayım. Güzel oynadılar. Güzel yani bir Olympiakos güzel bir Olympiakos geri dönüşü izledik. Ben yine de Olympiakos'un e, sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Panathinaikos'un daha sakin versiyonu. Bence ya Olympiakos biraz şey ya şu Yunanistan'da onlar bir kavga malga ettiler ikinci lige düştüler falan filan işte seneye gelirler dönerler diye düşünüyorum ben. İkisi de e, ikisi için de şu yorum yapmıştım ben sezon başında ikisi takımda e, kendi ruhlarına dönüş sinyalleri veriyorlar demiştim hı hı. ama onlar için de Fenerbahçe için söylediğim gibi her iki takım için de bu sene yine isim koruma sezonu olacak evet, diye düşünüyorum. Evet. Her ikisi isim korumalarını sağlayacaklar ve bitirecekler. Fazla bir şey beklentim yok. Bayern Münih beklentim var. Ona ben play playoff'ı yazdım zaten sezon başından beri. Lafımın arkasındayım. Hı -hı. Zenit de beni sağ olsun basmanı kazanarak yine haksız çıkarmadı. Ben ee... Zenit'ten bir kopuş bekliyorum ya son varlığı. Olabilir ama bence olmayacak gibi duruyor. Avantajını kullanırlar. Jalgiris öne çıkan <laughs> takımda buradan ellilere geçebiliriz aslında. Haftanın e, takımı olarak ben Jay'i listelecektim ama benim başka bir önerim var. Olympiakos var. Yok, Baskonya dedin sen bir de. Baskonya da var hatta yani. İkisi ya. var yani. Hatta direkt Baskonya var. Sen beni Baskonya'ya ikna ettin. O yüzden Jadir'i konuşup haftanın takımını da Baskonya'ya geçiririz oradan. Ya, sen mi Jadir'i e hep bir artılmaz böyle. Hemen şider sezonun hocası falan. <laughs> hayır hayır. hayır. Şundan sana. dolayı. Ee, şimdi bir kere Baskonya tabii ki çok değerli bir iş çıkardı bu maçta. Bu CSKA'yı devirerek CSKA'nın uzun süren galibiyet serisine de son verdi ama Galatasaray sebebi şu. Ya şimdi ben şöyle bakıyorum abi. Ya gitti. Eski o güçlü takım yavaş 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 her sene bir iki oyuncu kaybederek gidiyor. Ee, işte bu sayede olana geldi mesela Fenerbahçe falan. Yani bir, bir, bir kopuş var. Yeni bir soluk, yeni bir şey den dolayı fazla beklentimin olmadığı takımlardan da bu sene. Bir de Geoffrey Loven'in e, Fenerbahçe'de e, bir türlü yerini beğenmemesinden dolayı Jalilis'e gitmesi hayırlı oldu demiştim. Hakikaten de hayırlı oldu. E, oyuncu içinde de kulüp her herkes kazandı yani. Bu hikayede yanan yok yani şu anda. Evet. E, dolayısıyla Jalilis'in bu maçtaki performansı özellikle Geoffrey Loven'in eee tarihine ve EuroLeague tarihine geçen bir performans söz konusu. O da bu ya bu sene Fenerbahçe bu, bu hafta Fenerbahçe'den gidenlerden e, Löwen ve Slokas'ın haftasıydı. Takımlarını gayet başarılı oldular ve de ortaya böyle bir parça. Burada bence Himki Moskova'nın e, artık geçen bölümde de söylemiştik. ...büyük bir kriz olduğunu artık... ...net olarak söyleyebiliriz Himki hmm. için. O da senin takımın. Onlar da. evet bayağı... E, ...havlattılar ya çoktan artık. Evet buradan artık çıkmaz... E, ...Karasev'in oğlu... sadece Karasev ve... ...C.J. McCollum'un kardeşi Erik McCollum... Alexei Shvet Stefan Jovic keza çok iyi oyuncudur. Devin Booker. O da yeni yeni takıma katıldı ya. Sezon evet. başında bu, bu babak yani sezon başı onları yaktı diyebiliriz. Evet ama bu takımın artık yetersiz olduğu ortaya çıktı yani. Buraya geldik. Ya yetersizliği de bilmiyorum. Bir refresh'e ihtiyaçları var. Belki bir koç değişikliği bilmiyorum. Daha farklı yani bu takım bu değil ya. Bu kadar evet. kötü değil yani bu takım. Yanis Timma yok. Evet, onun da sakatlık var, dedikodular var. Evet, yani bir, bir iki, yani bir o eksikleri de var şu an takımın aslına bakarsan <laughs> ama yani e, aslında kötü bir kadrodan ziyade sevdiğimiz bir takım sezon başında ama e, artık bir düşüş var ya bu kadar arka arkaya mağlubiyetler ve dibe vuruşu nasıl ayağa kaldırırlar tekrar orası soru işareti ama. Yani bir çeyrekte 39 sayı yediler. Evet, bu da büyük bir şey yani baktığın zaman. Euroleague tarihine geçmiş bir e, rakam mı bu 39 sayı. Bir çeyrekte ya onu bulamadım ya. Öyle bir istatistiği bulamadım. Bir daha hızlıca. Okey tamam ben size bakarız sonra. <gülüyor> Peki. <gülüyor> e, ve de haftanın takımı olarak Baskonya'yı seçtik efendim. E, haftanın oyuncusu olaraksa ne diyorsun haftanın oyuncusu olarak? Ha, haftanın oyuncusu. Sulukas diyebilirim. Plase olarak ister misin bir isim daha vermemi? Plasayı da ben söyleyeyim. Geoffrey Löwen. <laughs> Joffrey Lover ya abi sen niye Joffrey Lover'ı bu kadar seviyorsun Abi mı? sevmedim. Bak geçen sezonki bölümleri hatırlayın. Ee, geçen sezonki bölümler podcast kanalında var. Gerçi YouTube'da yok. Ee, orada ben Löwen'le ilgili hani net olarak Löwen'in karşıma almış bir adamım. Diyorum ki Jalgiris'e gitmesi hayırlı oldu diyorum. Onun keyfini yaşıyorum. Adam Gitgide iyileşti ya yani o kadar başarılı bir yerde şöyle bir şey bu, bu tarlaya bu mahsul yakıştı yani e, her şeyin bir doğru şeyi var abi doğru zamanı doğru kişisi var bunlar işte program başında söylediğimiz gibi yani hep kötü oyuncu oynayamayan oyuncu kazma oyuncu böyle konuşulmaz o orada doğru pozisyonu bulamamıştır doğru zamanı bulamamıştır belki o sene iyi değildir filan. İşte Geoffrey Löwen'in adım adım giden performansı ve bu seneki bu haftada MVP seçildi zaten ama Kostas Sulukas şeyine tercihine ben de kurumsal olarak yani Euroleague Podcast'ın kurumsal kabul olarak Kostas Sulukas deyip plaseyi Löwen diyeyim ama senin plaseni duymak istiyorum ben. Benim plasem Pierre Henry'im. Aa evet kesinlikle. Baskonya üzerinden Pierre'in ekstra oyunu sayesinde tabii ki galibiyette geldi. Ben bir de Lorenzo Brown diyeyim bari. Çünkü bir de Vasilya Mitsic. <laughs> Her maçtan bir renk değil mi? Yani bu tadı kaçtı bunun. Haftanın, oyun, haftanın beşi oldu bu yani. <laughs> haftanın beşi evet. evet haftanın 5'te yapalım. Bir de Veseli'yi evet. ekleyelim oraya. Bence tamam. Veseli'yi de ekleyelim. Tamam beş oldu zaten. Işte. <laughs> Evet. Hatta ee, guduruş altıncı adam. Aynen. <laughs> guduruş da altıncı. Bu fenerbahçe döndürdün hemen. E, haftanın koçu olarak e, ilk e, sezonun ilk bölümündeki seçtiğimiz koçu tekrar etme kararı aldık ve de hazırsanız söylüyoruz haftanın koçu Igor, İgor Okoshkov. Evet. Neden diyecek olursanız şimdi buna tepki gelecektir belki yorumlardan ama şundan dolayı ne olursa olsun e, böylesine yenilenme yaşanılan bir sezonda koç yeni ana iskeletin yeni olduğu bir takım var e, iyi başlangıç var geride bir Orbađević mirası var sarı miras dedikleri e, ve sonrasında e, bir kriz yaşanıyor takım ciddi farklar yiyor arka arka marbetler alıyor her şey bir anda kaotik durum ve de Nasıl o zamanlar bazı maçlarda bu durum kokoşkova yazar. Yok kokoşko bunu çözmesi lazım ama bak bu da onun falan filan gibisinden diyorsak daha sonra dört galibiyetlik bir seriyi alıp da e, morallerin keyfin yukarı çıkmasını da hakkını vermek gerekiyor. Bu da onun tecrübesine yazar deyip bu hafta Kokoskova'yı seçme kararı aldık efendim. İgor evet, Kokoskova'yı tebrik ]ler. ediyoruz. Ve bence sezonunu bitirmeli. E, artık bu tartışmada kapanmalı. E, köşe yazarları da istifa et Kokoşkov derken bir daha düşünmeli. Ak Öyle iki maçı beğenmeyince istifa et yazmakla spor yazarı da olunmuyor. Buradan da onu söyleyeyim. Ee, ve de senin Lankt'e istifa et dediğin adam e, Slovenya milli takımıyla Avrupa şampiyonu oldu. Ee, NBA'de de head coachluk yaptı. Ee, bunu da ayrıca not edelim. Yani tabii onu yaptı diye e, başarısız olduğu bir sezonda eleştirmecisi anlamına gelmiyor ama hemen e, bir maçta yaptığı bir hatadan dolayı biz de burada eleştirdik. Yine eleştiririz kendimizce konuşuruz burada. Ama istifa et demek başka bir şey. Vovoras'ı da harcadılar bak görüyor musun? Evet Vovoras da gitti. Evet. <laughs> Orada da Yunan spor yazarları harcamıştır onları da. <laughs> evet efendim. Şimdi o zaman haftanın e, tahminlerine geçiyoruz. Evet Sayın Sem Çocuğu öncelikle haftanın tahminine geçmeden Euroleague'in 19. ve 20. round, 20. ve 19. hafta maçlarının yani çifte maçın olduğu müjdesini verelim. Basketbola ya doyacak Euroleague takipçileri ve de salı günü, salı çarşamba, perşembe, cuma olmak üzere maçlar oynanıyor 19 ve 20. Hemen giriyorum. Himki Moskova Barcelona maçına başlıyor. Salı günü. Burada Barcelona'a direkt geç geçiyoruz. <laughs> Ulan ki kazansa ne bomba olur ha. Sevinirim ya. Ama e, şey e, savunma yapmazsa Barcelona ya belki bir kafa kafaya bir maç izleyebiliriz. Valla ben de Barcelona diyeceğim. Tabii o kadar risk almak istemiyorum ama e, yani Barcelona Efes'in Asfere yaptığını yapması lazım Himki'nin yenmesi için. Ondan not ederim yani. Evet. E, Anadolu Efes, Abu Berlin. Alba'da... Aslında mesela bu da önemli bir sınav Efes için. Direkt evet. geçmesi lazım bu. Aslan alır geçer zaten. Ciddiyetle. Yok alır geçer zaten. Muhtemelen Alba'yı yener. <laughs> rahat, yener rahat eder hatta bence. Evet. Çünkü şöyle bir şey oldu. Alba Berlin tabii ki Luke Sigma'nın Sigma'nın eksikliğinin de etkisi var. Geçen hafta söylemiş sakat olduğunu ama. Yani Alba Sigma da oynasa yani bir düşüşe geçti. Yani o İlk o sıçrama halinden biraz da geriye kendi fabrik ayarlarına, daha doğrusu seviye ayarlarına biraz geri döndü. Efes de aynı şekilde kendi ayarlarına geri döndü. Buradan bence e, asfer maçına benzer bir tablo çıkar diye düşünüyoruz. E, Fenerbahçe evinde Baskonya ile oynuyor. Buyurun. Çok hmm, çok tedirgin ee, olduğum maçlardan biri ama ben takımımız bir karakter gösterecek diyorum ya bu maçta. Ama bu maçları göstermesi gerekiyor artık. Ben Baskonya'nın CSK'yı yenmesinin çok ciddi psikolojik faktörü olduğunu düşünüyorum. Baskonya o kadar güçlü bir takım değil benim gözümde sezon başından beri. Hı hı. fenerbahçe maçı kazanır bence. Orada da eşit çıktık bak 3-3 ortak geliyor hadi bakalım. Hadi bakalım bizim yüzümüzü karışıklar mı Fener? <laughs> Bu aralar evet. iyiyiz Fenerbahçeliler olarak. Evet aynen zaten. öyle. <laughs> Makabi evinde olimpiyakosu. Evet Makabi evinde olimpiyakosu konuk ediyor. Yine salı maçı. Ne diyorsun? Makabi. Ben de makabi diyorum Olympiakos. Tam o kadar Ama büyük sürpriz olurum da söyleyeyim sürpriz arayanlar bu Olympiakos'taysınlar. O bir sonraki Milan maçta. İnanmıyorum seni bak bizim takımlarımız senin bir şeyler beklediğin Bu maç bir bizim, beklediğim. bu maç bizim için Karakol'da biter. Aynen tarafımız belli söylemeye gerekiyor. Ben böyle hissediyorum direkt. Evet zaten. ya. <laughs> Çok belli <laughs> yani. <Evet>. Haftaya, haftaya <laughs> görüşeceğiz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben senin yerinde olsam şu haftaki ağır mağlubiyetimi telafi etmek için risk alır bilerek karşıma geçerdim. Bak. Ben Valencia'ya güveniyorum ya. Valencia bu maçı alır. Tamam işte geç karşıma geç ki yer abi yani. bu Toparla yani. Şey. toparla. Peki ben Milan diyorum burada. ÇSK Moskova Jalgeris. Burada ÇSK alır. Bir kazaya daha izin vermez. Senin Geçen... da de görürüz nasıl eziliyor <laughs> Milito'nun karşısında. Ben bu maçlarda hani şey diyorum ya hep e, Litvanya tarafında yer alıyorum. Litvanya takımı tarafı böyle bir takıntım var. Ben Cagiris'e e, burada. Peki Martin Schiller fan boyu. Evet evet. o gazla <laughs> CSK duvarlarını aşabilir yani. Çok zor bir tahmin ama e, yaptım o tahmini. Bayern Münih evinde Zenit'le karşılaşıyor. Bunlar i̇ki da benim takım. iki playoff takımım karşı karşıya. Ben Bayern diyorum bu maçta. Geçenlerde karşılaşmışlardı. Deplasman'da erteleme maçıydı zaten. Bayern Aa, Münih evet. Bayern Münih'i ben de burada favori görüyorum. Yanına bir artı bir yazabilirsin. Okey. Ee, Panathinaikos evinde Asvel'le oynuyor. Evet. Panathinaikos diyorum ben. Erteleme oynadılar, oynadılar onlar da yakın zamanda. Ee, ne oldu o maç? Yine o maçta Panathinaikos kazanmıştı evet. galiba. Evet. Ee, yanılıyor da olabilirim bir saniye. 90'lı falan bitmişti de maç. Panathinaikos ee, almış, evet evet. Panathinaikos evet. almıştı. 97 73 asvel almış maçı. Asvel mi almış? Evet, evet. doğru hatırlamış. Abi şu erteleme <laughs> maçları artık yani, yani o, maçları hiç olmuyor. Yani herhalde bu koronavirüs konusunda sabunluyorlar mı? Ne yapıyorlar? Böyle takır takır bütün maçı oynanıyor. O da arada iş... oluyor. Bu hafta yine Baskonya Alba vardı galiba erteleme Hayır maçı. ama önceki her Dikkat edersen 3 hafta 4 hafta hiç erteleme olmuyor yani. <gülüyor> <Orada> <gülüyor> evet, bir... et, işleri artık standarda bağladılar. Yani biz. ya standarda bağladılar diye dediğim gibi sabunluyorlar yani. Bu konuyu <laughs> gizliyorlar. Hadi devam devam hadi oynayalım falan demiş şey olabilirler. Real Madrid Kızıl Yıldız maçı ile bitecek. Daha sonra Express bölümde bir sonraki haftayı konuşacağız. Real Madrid Kızıl Yıldız maçında da ne diyorsun? Real Burada Madrid, Bu da Real Madrid'e yani. gidiyor yani ya. Çok favorilerin çok baskın olduğu bir program bölümümüzde sayın seyirciler. dolayısıyla pek ben zorlama bir Jadiris tahmin dışında bir de ...Milano, Valencia dışında... ...hepimiz bütün maçlar ortak kaldık... Sen, ...çocuğuyla çünkü çok... E, ...İngilizce obvious yani... ...çok ortada yani... ...çok net favorilerin öne çıktığı... ...bir tek Maccabi Olimpiakos belki bir de... ...işte bizim ayrı düştüğümüz Milano... ...Valencia maçları e, tartışmalı... ...onun dışında çok dominant bir şekilde... E, ...bir de belki Bayern Zenit koyabiliriz... <laughs> ...peki... ...o zaman haftanın bir... E, ...eurolik özel bilgisi var demiştin sen bana... Biraz evet. şıtlattık aslında ama onu sen tamamla o zaman programın sonunda. Şimdi e, bu hafta Jal öne çıkan bir 3. periyot performansı vardı. 39 sayı attılar 3. E, periyotta Himki'yi. Zaten maçı da koparan o periyot oldu. Herkesin kafasına tabi acaba rekor muydu falan diye düşünenler olmuşsa diye ben araştırdım sizin için. E, bir çeyrekte Euroleague'de en fazla sayı atan takım Makabi. Tel Aviv o zamanki adıyla Maccabi Elektra Tel Aviv. Evet, evet. e, 2009-2010 sezonunda Montepaschi Siena zamanının e, Pianiciani'nin e, Siena'sına karşı son periyotta 43 sayı atmışlar. E, 43-25 ve bütün e, maç geride oldukları maçı e, çevirmişler. Böylelikle hatta çok ilginç bir maçmış. Yani şu an Hatırlamıyorum tabii ki de ama yani tekrarı izlenebilir bir maçmış. İlk periyot 21-19, ikinci periyot 24-16 makabi, üçüncü periyotta 20-11 Montepaschi önde bitirmiş. Son periyotta da 43 sayı atmış makabi Elektra. Alan Anderson. Hmm. Pek hatırlanacak bir tip değil. Zaten tek sezon makabide oynamış. Maçın e, en skorer oyuncusu olmuş. Ama takımdaki diğer isimler tanıdık. Stefan Elas ve Galatasaray'la Euro Cup şampiyonluğu kazandı. E, Edison Chuck makabi denince akla gelen isimlerden biri. Ve David Blue yine... E, Makabi deyince akla gelen isimlerden biri. Bu maçta oynamış. Doron Perkins, eski bunları da Euroleague gurmeleri hatırlar. Hı. Siena'da çok tanıdık isimler var. Henry Domurkent, Tyrell McIntyre, Nikos Tsizis, Romain Sato. Evet evet. David evet, Hawkins falan bu takım bu maçı kaybetmiş. Onu da bu eski dostları hatırlatarım dedim sizlere. Böyle bir belirtim. Hatta Kisistof de oynamış o maçtan. Evet. Bir de ben de o zaman bir küçük bilgi ekleyeyim. Hani ee, biz Maçlardan bahsettik ya bu hafta oynanacak olan maçlardan. Dekolodan da çok bahsediyoruz iki bölümdür. Bunları birleştire, bir bilgiyle de ben e, kapatayım bölümü. E, bak Fenerbahçe bu hafta evinde Baskonya ile oynayacak demin söylemiştik. E, geçen sezon e, Fenerbahçe'nin evinde Baskonya'yı 87-80 yendiği maçta Nando Dekolo 39 sayı atarak... Kariyer rekoru kırımıştı. Bunu da ek bir not olarak bakalım. Bu Dekolo geçen sezon Basko'yu 39 sayı bırakan potasına de Dekolo bakalım. Bu hafta e, 19, 19 atsa yeter ya. Allah. 9 atsa yeter. İyice. <laughs> i̇yi <çağırsın. gülüyor> 19 i̇yi. atsa yeter ya. Yani. Rekoru 19 sayarım. 19 de gayet Aynen. iyi olur evet. E, 44 verimlilik puanıyla o haftanın MVP seçilmiş Nando Dekolo geçen seneki Baskonya maçında. Evet Euroleague Podcast'in 21. bölümünün sonuna geliyoruz. E, veda ediyoruz sen çocuğu. Mutlaka konuşacak şeylerimiz vardı belki ama e, onu da artık Express bölüme saklayalım. Express bölümü evet bakalım. Express evet, bölümler olacak. E, olacak yine Perşembe günü. O da gündüzden yayında olacak efendim. Ben Sezai Mert Adam. Ben Semp Çocuğu. Express bölümde görüşmek üzere. Basketbolla kalın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ondan sonra podcast